Seni gördükleri zaman diyor, seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu? Ahir zamanda ne diyecekler? Allah'ın gönderdiği Mehdi bu mu? İsa Mesih bu mu? Diye alay etmeye kalkacaklar. Bazı hamakat ehli, bazı ahmaklar böyle tavır gösterecekler. Eğer onlara karşı kararlılık göstermeseydik neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Yani neredeyse dediklerine inanacaktık diyorlar. Azabı görecekleri zaman kim yol bakımından daha sapıkmış öğreneceklerdir. Çünkü peygamberler sapık diyorlar. Mehdi'ye de sapkın diyecekler. Allah vermesin. Allah kimin sapık olduğunu onlara göstereceğim ben diyor ahirette. İnşallah. Diyor. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edenini gördün mü diyor Allah. Yani ilginç bir vaka olduğu için bunlar. Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yani onlara etkilemek mümkün olmaz diyor Cenab-ı Allah. Ben onları öyle yarattım diyor. Onun için müminin kalbi rahat olacak. O yüzden vicdan azabı çekmeyecek, gerilime düşmeyecek, huzursuz, rahatsız olmayacak. Tevekkül edecek. Ve rahmetin önünde rüzgarları müjdeleyici olarak gönderen odur. Mehdi çıkmadan önce alametler önden geliyor değil mi? Maşallah. Ayet ne diyor bak. Ve rahmetinin önünde, rahmet gelmeden önce, yani Mehdi'ye işaret var aynı zamanda. Tabii ki ilk anlamı yağmur anlamında ama işare anlamını söylüyorum. Ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler olarak gönderen odur. Biz de bak Mehdi müjdecisiyiz. Önden. Maşallah. Bediüzzaman önden gelmiş. Mehdi'yi müjdeliyor. Efendim. Biz gökten tertemiz bir su indirdik. Gökten suyu indiren Allah, İsa Mesih'i de indirecek inşallah. İnşallah. O da tertemiz su gibi. Sular akarak diyor gelir diyor. Su akar gibidir diyor üstünden. Maşallah. Islak bir su gibidir diyor saçları. Islak gibidir. Yani taze sanki banyodan çıkmış gibidir diyor. Kuru oldu halde saçları. Onunla diyor bak, onunla ölü bir beldeyi canlandırmak diyor Cenab-ı Allah. Ölü bir beldeyi canlandırmak. İşte dünyayı da Allah Mehdiyet'le canlandıracak. İsa Mesih'i de canlandıracak. Andolsun bunu onların arasında öğüt alıp düşünseler diye çeşitli biçimlerde açıkladık diyor Cenab-ı Allah. Çeşit çeşit. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler diyor. Şu an dünyada olduğu gibi. Öyleyse diyor bak kafirlere itaat etme. Şimdi bak ayet nereye işaret ettiğini gösteriyor Cenab-ı Allah. Şimdi konu hep geliyor 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 bir yere doğru geliyor. Bak en sonunda diyor ki ayet. Öyleyse şeytan Allah'sının Furkan 52'de. Öyleyse kafirlere itaat etme. Deccale itaat etme. Deccaliyete itaat etme. Darwinizme, materyalizme boyun eğme. Ve onlara büyük bir cihat ver. Neyle? Kur'an'la. Kur'an'la. Bak onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Kardeşim bir tane tarihi var. Bak çok acayip. 1979. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihi yani Hicri 1400. Maşallah elhamdülillah. Bir tane tarihi var. Bir tane ya bak. Hicri 1400'ün 1979'un tarihini veriyor. Öyleyse kafirlere itaat etme diyor. Bütün bir ayetin akışında sonunda kim işaret ettiğini Allah göstermiş oluyor. İnşallah. Ve onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Bak arkasından diyor 53'te diyor ki iki denize birbirine salıp katan odur. Yerinde söylüyor Kur'an bir sefer Mehdi'nin. Maşallah. Değil mi? İki denizin birleştiği yerde İstanbul. Bak iki denizi birbirine salıp katan odur. Bak diyor ki sonra Mehdiyete bak işarete bak dikkat edin ayette. İnsanı bir sudan yaratıp onu nesep ve sihriyet sahibi kılan odur. Bir soydan gelen. Nesep. Mehdi'nin nesebini Resulullah'ın soyu. Evet. Değil mi? Evet. Bak Kur'an ona da işaret etmiş. Allah'ı bırakıp kendilerine yarar ve yarar sağlamayacak şeylere ibadet ediyorlar. Kafir asıl kendi Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Bak Rabbine karşı şeytana arka çıkıyor. Şeytana destek oluyor. Kafir budur diyor Cenab-ı Allah. Deccal. Yani Deccal'i anlatıyor. Bakın ayet yine devam ediyor Mehdiyet'i işaret etmeye. Israrla.
biz seni diyor 56. ayet, biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdik. 1981 Mehdi'nin yine çıkış tarihi. Peki 56. ayet, 25. sure 56. ayet. 25'ten 56'yı çarpıyoruz, 1400. Maşallah. Yine Mehdi'nin tarihini veriyor. Bak 1980'de yoğun bir ittifak var. Ayet ve siyak ve sibakında, ayetin akışında, gelişinden gidişine sürekli Mehdiyet'e işaret var. Evet. Kesintisiz ama. Ve çok net tarihlerle. Bak 56. ayet, evet. 25. sure, 56. ayet çarpıyoruz, Hicri 1400. Ebced'ine bakıyoruz, 1981. Maşallah. Daha önce Mehdi'nin çıkış tarihi, yine 1980. Maşallah. 79-80. Ve ısrarla ayet devam ediyor Mehdiyet'i işaret etmeye. Bak diyor ki ayete giren, de ki ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Yine bu Mehdi karakteri. Ücretsiz Allah rızası için tebliğ yapan bir insandan bahsediyor Cenab-ı Allah. Bak diyor ki gökte burçlar kılan, ne var? Kova burcu var, aslan burcu var. Ahir zamanda ne? Şu an kova burcundayız. Kova çağındayız. İsa Mesih'in işaret ettiği faraklit testi taşıyan insan ne? Hangi burçtan olduğu anlaşılıyor? Kova burcundan. Çünkü su testisi taşıyan adam nedir? Kova burcu. Mesela bak bu Furkan suresinde Mehdiyet'e o kadar güçlü vurgular var ki. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki demin okuduğumuz ayet. Biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Mesela Darwinistlerin getirdiği delillere karşı o kadar mükemmel bir açıklama yapacak ki Mehdiyet ve Mehdi dümdüz olacaklar. Bu Kur'an'a işaret etmekten beraber ahir zamanda Deccaliyet'in nasıl dümdüz olacağını göstertiyor. Ne diyor? Sonunda onları kökünden darmadağın ettik diyor Cenab-ı Allah. Şu an Darwinistler ne oldu? Kökünden darmadağın oldular. Maşallah. 36. ayet. 36 size aklınıza ne getiriyor? 36 bir şey getirmiyor. Tamam. Sonra söylerim. İnşallah. İnşallah. Bak biz onlardan her birine örnekler verdik ve her birini darmadağın edip mahvettik diyor Cenab-ı Allah. Şu anda Darwinistler darmadağın olmuş durumda. İlimle, irfanla, bilimle. 39. ayette. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Ne diyor bazı kardeşlerimiz? Mehdi madem var diyor, üstündeki meleği görelim diyor. Melek de gelsin diyorlar. Ne diyor ayet? Bize kavuşmayı ummayanlar, Furkan suresi 21. Dediler ki bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar, enayet yaptılar diyor Allah. Büyüklük ve azgınlıkla baş kaldırdılar. Melekleri görecekleri gün diyor Cenab-ı Allah. Suçlu günahkarlara bir müjde yoktur diyor Cenab-ı Allah. Mahvedeceğim onları diyor Cenab-ı Allah. Ve o gün melekler onlara derler ki sizi sevinçli haber yasaktır. Yasak diyor Cenab-ı Allah. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün. Kıyamet günü indiriliyor ancak. Daha önce yok. Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. 30 Furkan suresi. Peygamberimiz zamanında Kur'an gürül gürül okunuyordu. Ayet nereye bakıyor? Alenen Mehdi'ye bakıyor. Alene. Tabii ki Peygamberimiz zamanında ilk dönemlerde Kur'an'ı terk etmişlerdi. Yani yaklaşmıyorlardı. Ama kısa süre sonra herkes Kur'an'a tabi oldu. Tabii. Ama işare anlamıyla Mehdi'ye baktığı çok açık. Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktı. Mehdi'nin en şikayetçi olduğu konu ahir zamanda ümmetin
Kur'an'ı terk etmiş olması olacak.